1 Mart 8 Mart değerli terazi burçları nasılsınız? Umarım her şey sizin de güzel olur, güzelliklerle dolar. Umut, hayal hepimizin içinde olmalı, yoksa yaşanmaz diyorum. Yükselen ve ay burcunuzu mutlaka dinliyorsunuz. Akkaya Official Instagram sayfam günlük burçlar ve astroloji ile ilgili tiyolar veriyorum. Takip edebilirsiniz. Yani bu hafta seyahat programlarınızla alakalı yoğun bir tempo olacak. Zamanınız çok yoğun bir enerjiyle geçecek. Zamanı iyi kullanmanız gerekiyor. Çünkü boş diyaloglara vakit kaybetmemeniz lazım. Yani arkanızda bazı insanların sıkıntılarına uğraşıyorsun. Ailenin problemiyle uğraşıyorsun. Eksik olan insanlara yardım koşturması ve kendi hayatını boş eylemler olarak gösteriyor haritan. Der ki artık senin yöneticilik evrende çok büyük başarıların var. Büyüyebilir, yeni fırsatları doğru değerlendirebilirsin ve yöneticin ya da patronunla iletişimle alakalı yaşayacağın haklarınla ilgili konuşmalar söz konusu. Ama senin kafan o kadar boş şeylere dolu ki şu kafandaki boş şeyleri bir güzel atalım ve kendi enerjimizle yapacağımız fırsatları doğru şekilde değerlendirelim. Yani ne yapıyoruz? Salı gününe kadar boş enerjilerle uğraşıyoruz. Çarşamba, Perşembe, Cuma ve 11 Mart'a kadar güzel fırsatları değerlendiriyoruz. Ve iş rahatlığımızı, kendi büyümemiz gereken fırsatları, ev içindeki kurallarla alakalı düzenleri oturtup daha sağlam, daha güvende, daha rahat edeceğimiz evreleri hayata geçirmeye çalışmamız lazım. Çünkü senin de bazen çok sıkıcı yönün var terazi burcu. Bu kadar yaratıcı ve adaletli olup bu kadar kendini sıkıp ve etraftaki enerjileriyle o kadar etrafına çekiyorsun ki sonra da bende ne var diyorsun. Sende boş insanların enerjisi çok fazla var. Tam böyle attım diyorsun. Yine merhametin, yine vicdanın, yine enerjin atamıyor. Artık boş insanları at. Kendin için uyan. Kendin için var ol. Kendin için sev diyorum. Çünkü senin artık kendini doğru noktada bulmak için fırsatların var. Bunları değerlendireceksin. Evet. İş konunuzla alakalı değişim, yenilik, güzel anlaşmalar, güzel verimlilikler var ama uzun süredir iş problemi ve evde oturan bazı terazilerde yeni fırsatlar, yeni oluşumlar, yeni diyaloglar söz konusu olacak. Doğru anlaşmalara doğru iş kapınız olacak ve çok mutlu olacağınız ve mutluluk hissini gerçekten hissedeceğiniz, Rabbim nihayet bana da bu kapıları açtı diyeceğiniz bir sevinç yaşayacaksınız iş konusunda. Kendi işini yapan terazi burçlarında daha büyüme, daha güzellikler ve kendi sisteminizle ilgili kural ve disiplini koyduktan sonra size bir şey olmaz, korkmayın diyorum. Ama şöyle bir sorunumuz var. Aile içerisinde bazı geçmiş konular, boşanma konunuz olabilir, çocuklarınız olabilir, anne baba ya da kardeşlerle ilgili uzun süredir devam eden sorunlarla ilgili artık masaya yatması gerekiyor. Bunlar sizde maddi ve manevi olarak çok yorucu. Artık ani kararlar verip değişkenliklerinizden çıkıp bu aileyle alakalı sorunları da masaya yatırmanız lazım. Ya avukatınız çözmesi lazım ya sizin çözmeniz lazım. Çünkü ciddi sorunlar size ilişkilerle alakalı, aile ilişkilerinizle alakalı sorunları iyileştirmek için masaya yatırmak lazım. Evet, Nisan bu konular için sizin için daha rahat ve masaya yatacak. Şimdiden bunun altyapısını mutlaka oturtun diyorum. Ortak iş yapmak isteyen bazı terazi burcu için doğru ortaklık fırsatınız var. Eğer bu fırsatı doğru ortak fırsatınızı maddi olarak da doğru dengede anlaşırsanız çok büyük kazançlar sağlayacaksınız. Bazı terazi burçları da hem durumun yok hem de her şeyi alacağım, bunu da yapacağım, şunu da yapacağım, şunu da alacağım diyorsun. Gereksiz borca girip kendini dara sokma. Evet, sen bu konuda her şeyi hallederim diyorsun ama kendi parana, kendi zihnine eziyet ediyorsun. Az az al, kendini zora sokmayacak şeyler al. Biraz daha parasal evreni planlı, programlı şekilde yapman lazım. Yoksa birkaç ay sonra ciddi anlamda hacizlik ya da icralık konularınız söz konusu olacak diyorum. Ailenizle geçirmek istediğiniz, evet bu kara günler, geçmiş konular, paralar vesaire şeyler var da siz affetmekten,
İnsanları affetmek istemiyorsunuz ve hatalarını artık direkt söylemeniz gerekiyor. Hep onu affedeyim, bunu affedeyim diye diye sen zor duruma düştün değerli terazi burcu. Fırsatlarını değiştir. Şöyle bir sorunumuz da var. Sizin bir araçla ilgili kaza atlatabilir ya da ailenizden birinin araçla ilgili bir sıkıntısı olabilir. Dikkat edin. Bir hırsızlık söz konusu olacak. Buna dikkat etmemiz lazım. Birinin de sizin evde değerli bir şeyinizi çalabilir, güvendiğiniz biri. Bu ara dostlarınıza, çevrenize dikkat etmeniz lazım. Sağlık olarak özellikle mide asitleriniz, ayak siyatiklerimiz ve diz sıvılarla alakalı sorunlarımız olabilir. Üniversite sınavına hazırlanacak değerli terazi burçları, adaptasyon problemin var, hayallerin var ve hayallerini gerçekleştir. Spiritüel danışmanlıkla eğitim almak isteyen terazi burçları için de artık yap, fırsatlar var diyorum. Öpüyorum. Allah'a emanet olun.